Yani Jayson'un aslında defansif özellikleri çok daha fazla bir oyuncu olarak nitelendirebiliriz. Jayson'un yanındaki isimler, e, Grêmio'da hücuma daha çok katkı sağlayan e, isimlerdi. E, o yüzden e, Jayson çok iyi bir futbolcu. Fenerbahçe'nin orta sahasını toparlayacaktır. Ancak hani hücum anında Fenerbahçe'ye çok büyük artılar getirir mi, getirmez mi? E, onu zaman gösterecek. Ama Fenerbahçe'nin orta sahasını toparlayacak, dinamik e, pas oyununu iyi oynayan. Ee, savunmaya da e, önemli katkılar sağlayan bir futbolcu. Bence Fenerbahçe taraftarı Allah pardon. Ödüm <laughs> <Edim> patladı. <laughs> öyle. Korktuk biz de. Fenerbahçe taraftarı Cahil e, Son'dan son derece memnun kalacaktır. Bardaklar düşmedi. Valla bardaklar düşüyordu Aykut bir anda. E, <laughs> Masanın <laughs> daha noktasına geldik Cahil deyince. <laughs> Sabah gazetesi 23. sayfa. Evet hazır mı? Reji de sesten etkilendi. Reji de dağıldı. Hepimiz dağıldık. 23. sayfa. Bu 21. Ya evde yoksam? Son şampiyon evinden uzaktaki maçlarda bu sezonda sorun yaşıyor. Mehmet Özcan imzalı haber. Geçen sezon deplasmanda aldığı 7 yenilgiye rağmen şampiyon olan Galatasaray'ın Dış sağ sıkıntısı devam ediyor. Fatih Terim Trabzon'da fark yiyen takımın deplasman fobisine çözüm arıyor. Hakikaten öyle. Bu arada altta yine bir haber var. Galatasaray 2 üst üste. Ömer'i oynatmayın. Lucescu 2 üst üste mecburum. Yani milli takım ne derse o. Milli takım hocası. Değil mi? Ama oyuncunun da, e, oyuncu bir, sakatlığı, da bir sakatlığı varsa, bir sakatlığı varsa eğer oynaması halinde ee, ...sakatlığının daha da kötüye gideceği yönünde e, raporlar varsa... E, ...bence milli takım hocasının dikkat etmesi gerekiyor. Ancak milli takım doktoruyla konuşmuşlardır diye tahmin ediyorum. Galatasaray e, kulüp doktoruyla konuşup e, fikir alışverişi yapmışlardır diye tahmin ediyorum. Çünkü futbolcunun e, kariyerini de ya da bu sezonki e, oynama ihtimalini de ortadan kaldırmak çok büyük hata olur. Böyle bir hatanın içine düştüklerini zannetmiyorum... Deplasman fobisine geldiğimizde tabii Türkiye Süper Ligi için her lig için geçerli ama Türkiye Süper Ligi'ne baktığımız zaman deplasmanda kazanılan puanların tabii şampiyonluğa direkt etki ettiğini görüyoruz. Beşiktaş'ın peş peşe iki sene şampiyon olduğu dönemde geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş deplasmanda aldığı puanlarla zaman zaman kendi sahasında kötü sonuçlar alabiliyordu ama deplasmanda aldığı puanlarla şampiyonluğu Yakaladı diyebiliriz. Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon deplasmanda parlak bir performans ortaya koyamadılar. Yani Galatasaray geçen sene 7 mağlubiyet aldı yanlış hatırlamıyorsam. Çok kötü bir deplasman karnesi ama iç sahadaki o müthiş performansıyla, taraflarının müthiş desteğiyle şampiyonluğu kucakladı. Şifre deplasman, yani şampiyonun şifresi deplasmanda oynanan karşılaşmalardan geçiyor. Sayın Fatih Terim'in de bu noktada artık bir önlem alacağını düşünüyorum çünkü... E, pek parlak değil. Trabzon başına baktığında da çok kötü bir futbol vardı ortada. Yani Galatasaray'ın iç sahada oynadığı futbolla, deplasmanda oynadığı oyun arasında e, dağlar kadar fark var. Bu belli bir seviyeye gelirse, belli bir e, balansa gelirse o zaman çok daha farklı e, bir Galatasaray izleyebiliriz. Foto maç, beşinci sayfa. Kayıtlı değil. Şimdi burada anlamadığım bir şey var ama sormak istiyorum. Ali. Fenerbahçe'den Diego Costa ile ilgili iddialara jet yanıt. Kulüp Aziz Yıldırım'ın yönetimine 8 milyon euro kiralamak istediği ileri sürülen Costa ile ilgili teklif yazısının resmi kayıtlarda bulunmadığını duyururken arşive yalnızca kesinleşmiş teklifler kaydedilir denildi. Şimdi bu tip teklifleri menajerler kulüpten alır o kulübün kapısını çalmak için zorunludur bunu göstermeye. Evet belli bir yetki belgesi vardır. Antetli kağıttır o evet. değil mi? Burada ıslak imza da var Sayın Aziz Yıldırım döneminde. Bu bu kağıt olmadan kulüp der ki sen hayal etmesin. Ben seni tanımıyorum. Ben seni bilmem. Bana kulübüne ait logolu, antetli, ıslak imzalı bir kağıt getir ki ben seninle muhatap kabul edeyim. Muhatap size. kabul edeyim. Bunu ister arşive al, ister alma. Yüzlerce, binlerce bu tip yazı var. Diego Costa ile ilgili ya da işte bir başka oyuncu ile ilgili. Ve anlamadığım şey, e, Teklifin kesinleşmesiyle kesinleşmemesi yani ben geldim sana teklif yaptım kabul ettim, kesinleşti o evrağı alıp arşive mi koyuyorum? Yani nasıl Ama bir hayran bu, nasıl, bunu anlamadım hayır, ben nasıl yani. bir e, arşivleme sistemi var nasıl bir e, politika yürütülüyor Fenerbahçe kulübünde onu bilemiyoruz arşivlemek gerekiyor mu gerekmiyor mu mutlaka arşiv tabii alınması mı gerekiyor? Bunu bilmeden konuşmak çok yanlış olur e, belki sayın Aziz Yıldırım döneminde atıyorum menajer e, sana vermiştir Aykut. Yetki Fenerbahçe belgesi. kulübünün yetki belgesi, İşte Fenerbahçe'nin yetkili isimlerinin altında i̇mzası. imzası buyur kardeşim bunu al. Biz Diego Costa ile ilgileniyoruz kulübüyle temasa geç, kendisine teklifimizi iletin diye. Son iki teklif. Ya da bir menajere yetki vermiştir, al bu senin yetki belgen. Git konuş kulüb adına. diye kulüb adıyla. Ama bunun bu belgelerin Fenerbahçe kulübünde ya da diğer kulüplerde bilemiyorum kayıt altına alınması gerekiyor mu gerekmiyor mu? Bunun sorgulanması lazım. O yüzden bence. Ee, bilmiyorum bir e, haksızlık diye düşünüyorum yani o kadar da... E, Benim bildiğim hani sözleşme oyuncuyla oturursun, sözleşme hani o imza töreni ve onlar dosyalanır. Yani ama o resmi, tek, ama o da yani sonuçta... O, bir, o da tamam yani ama... Yani, ama e, teklif belgeleri, teklif mektupları daha doğrusu neyse işte onlar belgeleniyor e, arşivleniyor mu, arşivlenmiyor mu onu bilemiyoruz. Onu bir araştırmak lazım. Ama demek ki... Eğer bugüne kadar, bütün bugüne kadar son hadi 20 yılda, 30 yılda, 50 yılda bu şeyler arşivlenip de hani o eksikse o farklı bir şey. Ya da biz gidip baktık, geriye döndük, baktık en azından fotokopisini de bulabilirdik diyorlar Bir kopyası diyorlar ya, konuluyordur belki. kopyası yani yok de, diyor Resmi bahçen. bir yazışma ise, hani bir kopyası da e, arşive konur. E, onu bilemiyoruz yani. yani. Öyle bir sistem var mı yok mu? E, belki de açıktan yapılmıştır yani. Açıktan bir menajere verip. E, bilemiyoruz onu. Sevgili e, Milli takımda 3-2 kazandı. E, bugün... Güzel başladı esasında. Yani Milli takımın kazanması bütün e, enerjiyi e, pozitif yöne doğru çekiyor. Ya önemli olan, şimdi bu galibiyete aldanmayalım. Çok büyük bir başarıdır tamam e, ama bu galibiyet e, gibi birçok daha başarı elde etmemiz gerekiyor. Bu istikrarı e, sağlamamız gerekiyor. Olacaktır dediği tahmin ediyorum. Genç bir milli takım e, göreceğiz neler olacak göreceğiz. ne bitecek. Teşekkür ediyorum Ali ağzına sağlık.